Bornova'da epey Salı günü zaten konuşmaları yani atışmaları değerlendirmiştik. Bu süreç eski başkan eğer seçilirse yeni başkan olursa eşki davalık bir sürece kadar gidebilir demiştiniz siz. Eski Özür başkan dilemedi yeni benim, başkanı. ben bilmiyorum yani şey İdo yani aynı şekilde kamuoyunun önünde benden özür dilemesini bekliyorum. Anca öyle Evet, bir özür de affederim demişti. gelmedi Özür bildiğim de kadarıyla. ben de yani bildiğim kadarıyla yok. Arka planda var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Ama ve lakin bu problem büyüyecek. Yani zaten büyüyor da işte dedim ya belki de ilk defa CHP'de ya da işte siyasette böyle bir şey belki olmuştur. Bir önceki başkan bir sonraki başkanla davalık falan ama CHP'nin kendi içinde yani ikisi de CHP'li olduğu için söylüyorum. Böyle bu tür bir dava konusu ki yani şey açacağım davayı özür dilemezse dedi. Ve bilmiyorum kim haklı olur ama yani şu andaki mevcut görünen tabloya göre İDO o davayı kazanır görünüyor. Çünkü yani o iddialar burada yok görünüyor belgelere göre. Ama tabii ki geri planı bilmiyoruz. Belki de o da hani belgeleri kendine göre gösterdi de. Baktığınızda ama şu benim şey yapıldı. Şimdi iki tane yurt yaptı Bornova Belediyesi. Kız öğrenci yurdu. Biri tam merkezde, biri de hemen biraz ileride. Şimdi bu öğrenci yurtlarını hatta o zaman da işte o konuşmada da önümüzdeki hafta öğrenci yurtlarını açacağız demişti. Hani bu Ekşi'ye söylediği basın toplantısında. Sonra şeyde makamda yapılmış şey tören işte o arsayı bağışlayan işte destek veren hayırsever ya da derneklere falan plaket verildi verdi ve işte teşekkür etti ve yurtların açılışını yapmış oldu yani şey resmi olarak yani. Ama velakin normalde Bornova'daki o merkezdeki yurdun önünde yapılacaktı tören. İlçe seçim kuruluna şikayet edilmiş. Bu seçim yasaklarına girer. Seçim yasaklarına girdiği için de bu açılışın yapılmaması ya da orada yapılamaz denmiş. Bu işte şeyde tabii görevliler de uyarmışlar. Eğer yaparsanız tutanak tutup işte sizin hakkınızda dava açmak zorundayız seçim kanunlarına muhalefetten filan. Şimdi bu işin şey tarafı. Yani onun için de töreni orada ya, yani makamda vermiş plaketleri. Ben yurdu açtım demiş yani. Şimdi orada ama tırnak içinde söylediği bir laf var. Bizi kimin şikayet ettiğini biliyorum. Boşuna şahsiyetsizler demiyorum. İşte ben de şimdi diyorum Mustafa İdo'ya. Sen biliyorsan, bunu da söylüyorsan o zaman Bornovalıların da bilmesi lazım. İzmirlilerin de bilmesi lazım. CHP'lilerin de bilmesi lazım. Madem ki ya da işte başka partidense diyelim muhalefettense ki zannetmiyorum Mustafa Öğüt'ü bu kelimeyi şahsiyet yoksunu demiyorum gibi bir şey zannediyorum. Bu kelimeyi bu cümleyi kuruyorsa ben muhalefet tarafından değil kendi partisi ya da kendi partilileri tarafından böyle bir şeyin ilçe seçim kuruluna şikayetin olduğunu düşünüyorum. Bu da değiştiriyor ama CHP'nin işte bundan sonra bir esas ya şu 31 Mart'ın bir an önce geçmesini istiyorum. Yani zaten seçim 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 hani şey 31 Mart bir an önce geçsin de biz esasında 1 Nisan'dan sonraki siyaseti konuşmaya başlayalım ya da işte o zamanki İzmir'i konuşmaya başlayalım. Bir de